Değerli katılımcılar, ben önce bu toplantıyı düzenleyen Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterine, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı'na çok teşekkür ederim. Sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar yaptığımız toplantılar içerisinde en yüksek katılım bu. Şimdi benim konuşmam aslında hekim aleyhine açılan davaların analiziydi. Sayın Başkan bana bir ay önce telefonda tıbbi bilirkişilik konusunda bir sunum hazırlamamı istedi ve o konuda şöyle bir sunum hazırladım. Tıbbi bilirkişiliğin şöyle tarihçesine baktığımızda Roma'da jurisconsulte tarafından hazırlanan kanunlara göre yaraların öldürücü olup olmadığı araştırılır. İhmal ve bakımsızlıktan ölüm meydana gelirse bu adam öldürme olarak kabul edilmezdi. Nesep tayini için gebeliğin asgari ve azami süreleri verilmişti. Suçlu, akıl hastaları, puberteye varmamış çocukların cezai ehliyetleri yoktu. Sizin de bildiğiniz gibi Julius Caesar Senato'da şiş, bıçak ve kama gibi kesici ve delici aletlerle öldürülmesi üzerine cesedi Antistius isimli bir hekime muayene ettirilmiş. Caesar'ın üzerinde 23 tane bıçak yarası vardı. Bunlardan sadece birisinin göğüs boşluğuna girdiği, yani öldürücü olduğu tespit edilmiş, diğer yaraların öldürücü olmadığı rapor edilmiş. Bu, gerçek olarak tıbbi bilirkişilik rapor olarak düzenlenen ilk bilimsel kayıttır. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasıyla ortaya çıkan Bizans'ta 1. Justinian zamanında çıkarılan ve Justinian kanunları olarak da bilinen yasada doktorlar yalnız basit bir şahit olmayıp aynı zamanda bilirkişi olarak da hüküm verirler denilmektedir. Tıbbi bilirkişilik Almanya'da 1507 yılında Bamberg Piskoposu tarafından hazırlanan ve Kod Babergenesis denilen kanun sisteminde ilk defa bu deyim kullanılmış. Bilirkişi raporlarının mahkemede göz önünde tutulması lazım geldiği belirtilmiş. Almanya'da ise 1532 yılında İmparator 5. Charles zamanında hazırlanan Carolina Düsturu'nun cinayetler bölümünde adam öldürme, çocuk öldürme, yaralama, çocuk düşürme, intiharlar, asılma, suda boğulma, zehirlenmeler, hastalık taklitleri yapanların muayeneleri, suçu bir akıl hastalığının etkisi altında işleyip işlemediğinin tespiti, hekimlerin mesleki bir hata yapması halinde mahkemelerin bir karar verebilmesi için tıbbi rapor düzenlenmesi ve alınacak raporlara göre karar verilmesi mecburiyeti konulmuştur. Adli tıp dersleri ilk defa 1650 yılında Almanya'da Leipzig Tıp Fakültesi'nde okutulmaya başlanmış. 1650 yılından sonra Fransa, İngiltere ve İtalya'da tıp fakültelerinde öğretimde programına konmuş. Ülkemizde ise ilk defa 1839 yılında Avrupa'dan 200 yıl sonra, tabi Galatasaraylıyız, Galatasaray'da açılan Mektebi Tıbbiye Yatliye Şahane'nin programı ile başlamıştır. Bilirkişinin tanımı nedir? Hukuk usulü muhakemeleri yasasının, yalnız bu son zamanlarda siz de biliyorsunuz ikide bir yasalar değişiyor, maddeler de değişiyor. 275. madde hükmü gereğince mahkeme çözümü özel ve teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Yargıçlık mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi çözümlenmesi olanaklı olay ve konularda bilirkişi dinlenmezdir. Ceza muhakemesi yasasının ilgili maddesinde çözümü uzmanlığı özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilir denmektedir. Bilirkişinin atanması. Her yıl yargı organlarının ihtiyaç duyması halinde Ekim ayında galiba Adalet Komisyonu'nda bir takım evraklar istenir. Siz de bu evrakları verirsiniz ve Aralık ayının ilk haftası içerisinde yemin ederek göreve başlarsınız. Yargıtay'ın tespitiyle resmi bilirkişiler çekilme ve yasaklılık gibi nedenler yoksa bilirkişiliği kabul etmek zorundadılar. Hukuk muhakemeleri usulü kanunun 270'e bir uyarınca bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin
bilgisine başvurulacak konu hakkında meslek ve sanat icrasına resmen yetkili kılınmış kimseler için bilirkişilik görevini kabul etme yükümlülüğü söz konusudur. Ceza usulünde de bilirkişilik yapma yükümlülüğü benimsenmiştir. Bilirkişiler 3 grupta toplanmıştır. Resmi bilirkişilik ile görevlendirilmiş olanlar CMK 64'te belirtilen listede, yani Adalet Komisyonu'nun listesinde olanlar. İncelemenin yapılabilmesi için bilinmesi gerekli fen ve sanatlara meslek edinenler, incelemenin yapılabilmesi için gerekli mesleği yapmaya yetkili olanlar. CMK'nın 64 ceza davalarında bilirkişi olarak atanabilecekleri şu şekilde düzenlemiş, demin de anlattım. Adalet komisyonlarının listelerinde vardır. Cumhuriyet savcıları ve hakimler yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerden de oluşturulmuş listelerden de bilirkişi seçebilir. Yani Kocaeli'nde bir herhangi bir sorun varsa buranın bilirkişisini istemeyebilir. Düzce'den, Bilecik'ten, Eskişehir'den de bilirkişi davet edebilir. Atama kararında gerekçesi de gösterilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen listeye girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. Sonra bunlara İl Adli Yargı Komisyonu huzurunda şu şekilde görüldüğü gibi yemin ettirilir. Bilahare şunu özellikle vurgulamamız lazım. Acaba hekim bilirkişi olarak neden ihtiyaç duyuluyor? Bir, şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi. İki, şüpheli veya sanığın adli muayenesinde, beden muayenesi ve vücuttan örnek alınmasında, moleküler genetik incelemesi yapılmasında, ölünün kimliğini belirleme ve adli muayenede, otopsi yapılmasında, yeni doğanın muayenesinde, zehirlenme şüphesi üzerinde yapılacak işlemler, yaralanmaların nedeni ve derecesinin belirlenmesinde, tıbbi müdahalelerin, en önemlisi bu, tıbbi müdahalelerin standartlara uygunluğunun ne derece olup olmadığını ileride daha da bunu açacağız. Kandaki alkol oranını ve kan grubu tayinleri. Şimdi hepimize yargıdan, başka yerlerden bilirkişilik için dosyalar geliyor ama bilirkişi olabilmek için, tıbbi bilirkişi olabilmek için ne gibi özelliklere sahip olmalıyız? Bir, bilirkişi kendi uzmanlık alanını ilgilendiren konularda güvenilir ve sağlam tıp bilgilerine sahip olmalıdır. İki, tıbbi sorunun ait olduğu hukuksal alanla ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. Tıbbi takdir yetkisinin varlığı ve özellikle de hekimlik yetki sınırları bilinmeli, çok sayıda tıbbi olgulardan hukuken önemli olan temel hususları ayıklayıp çıkarabilme yeteneği bulunmalı, tıbbi olguyla ilgili olarak ortaya çıkardığı sonuçları hukukçunun anlayabileceği biçimde ifade edebilmeli. Bu çok önemli. Bilirkişi raporları yazıyoruz ama yargıya bir türlü yardımcı olamıyoruz. Bu çok önemli. Hukukçunun anlayabileceği biçimde ifade edebilmeli ve somut, bilimsel, mantıksal kriterlerle gerekçeli olarak belirtilmektedir. Yeni bir olgu karşısında yazılı görüşünü değiştirmesi, gerektiğinde öz eleştiri ve esneklik yeteneğine sahip olmalıdır. Herhangi bir uyuşmazlık olduğunda ve taraflara karşı objektif ve yansız olmalıdır. Yargıtay Onursal Başkanı 2002 yılında bilirkişinin görevini şöyle tanımlamıştı. Doktorun yaptığı yardımın tedavi, ameliyat, tetkik, bunların yerleşmiş tıp kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını, varsa zararlı sonuca etkin olan diğer olayları bilimsel dayanaklarıyla açıklamaktan ibarettir. İkinci madde çok önemli. Varsa, eğer bir zararlı sonuç oluşmuşsa, bu zararlı sonuca sebep olan nedenleri de bilimsel dayanaklarıyla açıklamaktan ibarettir.
Şimdi bilirkişinin şahsi klinik görüşü, bu benim görüşüm diye yanlış bir şekilde mutlak doğru ya da yanlış olarak sunması tıp mesleğine zararlı olabilir. Uzman olarak rapor hazırlayan veya ifade veren bilirkişiler olay zamanındaki tıp pratiğine ve tartışılan konulara uygun bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Adli yargıda bilirkişilik yapan hekimlerin etik ve yasal görevi uzmanlığına uygun olarak yapmaktır. Bilirkişi herhangi bir adli süreçte hazırladığı raporu veya verdiği ifadenin bir kurum ya da kendisinin bağlı bulunduğu meslek örgütü tarafından emsal kararlara neden olmasına hazırlıklı olmalıdır. Ülkemizdeki resmi bilirkişilik kurumları yalnız Yüksek Sağlık Şurası yılda bir sefer Haziran'da toplanır. Kadirli Asliye Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Anayasa Mahkemesi Yüksek Sağlık Şurası'nın bilirkişi olarak dinlenmesini ve görüş istenmesini iptal etti. Bilirkişiyi atayan merci, bu Cumhuriyet Savcısı veya hakim olabilir, ne isteyebilir? Özel ve teknik bilgiyi gerektiren sorular. İnceleme konusu nedir? Görevin yerine getirilebileceği süreyi belirlemelidir. O halde bilirkişi uzmanlığına ihtiyaç duyulan ve bu nedenle kendisine sorulan sorulara cevap vermelidir. Bilirkişinin özelliklerini demin size anlattım ama burada en önemlisi, hastada olumsuz bir durum ortaya çıktığında bu olumsuz durumun tıbbi uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, uygulamanın kusurlu olup olmadığını belirleme tıbbi bilirkişinin görevidir. Bir başka deyişle, konusunda yeterliliğini ispatlamış bilim adamlarının raporlarıyla olayların net olarak belirlenmesi yapılabilmektedir. Aramızda hem hukuk hem ceza yargıçları var. Son dönemde Yargıtay'da raporun nereden alındığından ziyade raporun yeterliliği kriter olarak alınmaya başlamıştır, diyor. Bilirkişi raporunu hepimiz hazırlıyoruz. Acaba bu raporda neler olmalıdır? Bilirkişi raporu yeterli bir incelemeye dayanmalı. İncelenmesi gereken tüm materyal, dosya bilgisi ve belgeler görülüp değerlendirilmelidir. Rapor eksiksiz olmalı. Yargıcın veya savcının cevaplanmasını istediği tüm sorular tartışılmış. Neyle tartışacağız bunu? Literatürle. Bilirkişi raporu mantıksal bir bütünlük taşımalı ve inandırıcı olmalı. Bilirkişi raporunda hakimin yetkisine giren hukuki konulara ve verilen görev bakımından gereksiz tartışmalara yer verilmemelidir. Tüm bu değerlendirilmelerde uyuşmazlığın taraflarının iddiaları değerlendirilecek. Bu iddiaların hangi bilimsel verilerle kabul görüp görmediği irdelenecek. Son bölümde ise ulaşılan kanaat yansıtılacak ve imzalanacak. Şimdi hepimizin başına geliyor. Tıbbi uygulama hatası dediğimiz kavram nedir acaba? Tıbbi işlem ve uygulama bakım standartlarından sapma gösteriyor mu? Bu sapma bir hata niteliğini taşıyor mu? Bu olayda hasta bir zarar görmüş mü? Acaba bu bir komplikasyon mudur? Kötü sonuç mudur? Hata mıdır? Bakım standartlarındaki sapma ile zarar arasında bir ilişki var mı? İlliyet, yani nedensellik. Raporda tedbirli bir doktorun aynı hal ve şartlar altında göstereceği mutat ihtimam ve özenin hastaya gösterilip gösterilmediği bilirkişi tarafından belirlenmelidir. Türkiye'de tüm uzmanlık alanları için temel sorunumuz, standart uygulamaların genel kabul görür şekilde belirlenmemiştir ve yayınlanmamıştır. Bu nedenle tıbbi uygulamalarda olduğu kadar bilirkişi raporları arasında da ciddi çelişkiler vardır. En önemli yere geldik. Bilirkişi raporunda bu bir komplikasyon mudur? Kötü sonuç mudur? Acaba malpraktis midir?
Bunun arasında mutlaka kesin bir ayrım yapmak gerekir. Bilirkişi iddia edilen standart altı uygulamanın sonuca ilişkisini değerlendirmek için tüm çabayı göstermelidir. Tıbbi bilirkişi meslektaşı hekimin o olayda kusurlu olup olmadığına karar vermemelidir. Somut olayda kusuru belirleme yetkisi yargıcındır. Bilirkişi sadece hekim ve sağlık mensubunun tıbbi girişim sırasında bilim ve meslek kurallarına uygun davranmış olup olmadığını ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Bilirkişi sadece hekim ve sağlık mensubunun tıbbi girişim sırasında bilim ve meslek kurallarına uygun davranmış olup olmadığını ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Raporumuzu yazdık. Tıbbi girişimde bulunanlara kusurlu veya kusursuz oldukları değil, girişimde tıp bilimi ve mesleği kurallarına uygun davranılıp davranılmadığı, bilim ve meslek kurallarına aykırılık tespit edilmişse, hangi bilim ve meslek kuralının ihmal edildiğine dair bilimsel görüş ve literatür taraması kaynak gösterilmelidir. Yoksa benim kanaatim bu demek yeterli değildir. Bilim ve meslek kurallarına aykırı davranılmadığına, gerekli özenin gösterildiği, ihmalin olmadığı kanaatine varılmışsa, mutlaka yine literatür taramasına ve bilimsel görüşe yer verilmelidir. Standart uygulama diyoruz. Acaba standart uygulama nedir? Hepsi bu kadar. Anamnez, muayene, tanı metotlarını kullandırma, demin de hocamın dediği gibi bilgilendirme, aydınlatılmış olan formu, müdahale ne gerekiyorsa yapılacak, istenmeyen komplikasyonları bilme, beklenmeyen komplikasyonları bilme, bakım yapma, takip ve kontrol. Şimdi bunu da geçelim. Malpraktisin tanımı. Malpraktisi Dünya Tabipler Birliği 1992'de şöyle tarif etmiş. Doktorun tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarardır. 1998'de Türk Tabipler Birliği ise bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir. Yargıtay Yüce Yargı ise şöyle diyor, hekim tıp verilerini yanlış ya da eksik uygulamışsa mesleğinin gerektirdiği özel görevlere gereği ve yeteri kadar uymamışsa kusur var demektir diyor. Burada komplikasyon mu, malpraktis mi, bu çok önemli. Şimdi komplikasyon hepimizin de bildiği gibi o hasta için öngörülemeyecek durumlar. Öngörülebilir, önlemi olmayan, çaresi olmayan durumlar. Öngörülebilir, ancak göz alıyorsunuz bunu bir cerrahi müdahale esnasında. Öngörülebilir, önlemini almışsınız, yine bu işin çaresi yok. İşte bu komplikasyon, izin verilen risk. Malpraktis ise öngörülebilir, yeterli önlemi almamışsınız. İşte bu ihmal ve izin verilmeyen risk alanıdır. Burada bu tabloda ise malpraktis ve komplikasyon ayrımındaki sorumluluklar. Öngörülemeyen, önlenemeyen, kaza veya tesadüf. Bundan sorumluluk doğmaz. Öngörülebilen, öngörüyoruz, daha önce tahmin ediyoruz. Önlenemiyoruz, komplikasyon oluyor. Bundan da sorumluluk doğmaz. Ancak öngörülebilen, beklenen zararlı sonuç hakkında hocamın dediği gibi hastanın bilgilendirilmiş, rızasının alınmış olması ve kusurlu fiillerle zarara sebebiyet verilmemiş olması koşuluyla bundan da sorumluluk doğmaz. Öngörülebilir, önlenebilir bir şey, bu bir malpraktis, sorumluluk doğabilir. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bazı slaytları süratli geçeceğim. İstenmeyen zararlı sonucun komplikasyon olduğunun tespit edilmesi durumunda hekim kusurlu görülemeyeceğinden sorumlu da tutulmamaktadır.
Bu konuda bu nedenle komplikasyon iddiaları raporda titizlikle tartışılmalıdır. Bir başka tanımla komplikasyon, önlem alınmasına rağmen benzeri tıbbi girişimlerde meydana gelmesi önlenemeyen riskler şeklinde tanımlanınca bunun tespitinin de tıp bilimi uzmanlarınca yapılması gerekir. Sonuç komplikasyon raporu yazdık, sonucu komplikasyon olarak değerlendirdik ama bunun gerekçelerini açıklamak zorundayız ki yargı bize inansın. O zaman ne yapacağız? Bu konudaki bilimsel istatistikler, uzman görüşleri, literatür taraması ve bilimsel veriler ışığında açıklanmalıdır. Bilirkişi somut olayda tedaviyi üstlenen hekimin bu komplikasyonun ortaya çıkmaması için veya ortaya çıktıktan sonra tehlike ve zararın bertaraf edilebilmesi için hangi tedavi yönteminin seçildiği, başka tedbirlerin alınması konusunda eksik ve yetersizlik veya özeni gösterip göstermediğinin incelenip tartışılması gerekir. Örnek, yıllar önce ben kadın doğum uzmanıyım, normal vajinal doğumu yaptırdım fakat çıt diye bir ses duydum. Acaba bir klavukula fraktürü mü diye. Pediatristi çağırdım, konsült ettim. Ortopedisti çağırdı, grafi çekildi. Hakikaten klavukulayı kırmışız. Gerekli tedavi uygulandı. Yani burada dediği gibi eksik ve yetersizlik ve özen gösterilmemiştir burada. Ama sonuç ne olursa olsun gerekli özeni gösterdiyseniz herhangi bir sıkıntı yok. Sonuç bölümüne geldiğimizde bir insan eylemi doğası gereği risk teşkil ettiğinden sıfır risk ancak eylemsizlikle mümkündür. Kuşkusuz bu tıbbi uygulamalar içinde söz konusu var olan bu hakikat hekimlik mesleğinde de rasyonel bir risk yarar analizini gerekli kılar. Günümüz hukuk anlayışında yer alan izin verilen risk kavramının tıbbi karşılığı komplikasyondur ve tek başına kusur sayılmaz. Hekim ve diğer sağlık personelleri tıbbın kabul ettiği risk alanı ve çerçevesinde gerçekleşecek kötü sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Ancak hekim tıbbi yardımını, özenini yürütmekle mükelleftir. Hekimin özen borcu adı altında geçen bu yükümlülüğünü icra ederken tıp biliminin kurallarını gözetip uygulaması gerekir. Özetle hekim tedavi sonucunda ortaya çıkacak riskten kusur yapması sonucunda sorumlu tutulabilir. Bizim en büyük sıkıntımıza geldik. Tıbbi bilirkişi raporlarının hazırlanmasında bilirkişilere gönderilen dava dosyalarında maalesef eksiklikler var. Hastane kayıtları okunamıyor. Otopsi yapılmamış oluyor. Hukuk ve tıp dilindeki farklılık nedeniyle mahkemeler ile tıbbi bilirkişilerin sağlıklı iletişim kuramaması gibi konular sorun olmaktadır. Yargıç bilirkişiden belli bir cevap ister. İstediğini kesinlikle ifade etmesini ister. Tıbbi bilirkişi raporlarının gerekçeli, maddi delillere uygun, tarafsız, yazdık ama iş bitmiyor, Yargıtay, mahkeme ve taraf denetimine elverişli olması gerekir. Evet, hekim hekimin kurdudur. Hekim hekimin düşmanıdır. Hekim hekimin dostudur. Onun için sevgili meslektaşlarım, yaptığımız işler hakkında hastalarla olan münasebetlerimiz ve konuşmalarımız biraz daha dikkatli olmalı. Hastalar bir hekim için olumsuz düşünceye en çok başka bir hekimin olumsuz sözleri sonucu kapılırlar. Bu olumsuzluk yarın hepimizin başına gelebilir. Son olarak Yargıtay bir kararında aynen şu hususları ifade etmiştir. Hekim tedavisini ya da ameliyatını deruhte ettiği hastayı %100 iyileştirme yükümlülüğü altında değildir. Bütün sorun hekimin tıp kural ve gereklerine uygun davranıp davranmadığı yönünü tespit etmektir. Eğer bir hekim tıp ilminin öngördüğü ve yapılmasını gerekli kıldığı kurallara ve tıbbi tedavi yöntemlerine
uygun hareket etmişse artık eylem ve davranışının hukuka aykırılığı iddia edilemeyeceğinden, tedavi ve ameliyat sonucu hasta iyileşmemiş dahi olsa hekimin bundan sorumlu tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla demin de dediğim gibi hekimin taksirli, kusurlu hareketinden bahsedebilmek için özen yükümlülüğünün ihmal edilmesi gerekir. En doğru sözü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir. Sabrınız için teşekkür ederim.